Sevgili öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir yazılı sorusu videosuyla beraberiz. Yazılı sorularımızın cevaplarına geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu like'larsanız çok sevinirim. Sevgili öğrencilerim, sorular bakın karşınızdan geçiyor. Şimdi siz videomuzu durdurarak bu soruları kendiniz önce bir cevaplayın. Şimdi birazdan cevapları beraber yaptığımız zaman tekrar videomuzu çalıştırarak bu cevapların doğru olup olmadığını tetkik edin ve kaç doğru, kaç yanlışınız var, kaç puan alacaksınız bunu hesap edin arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim, bu videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü bilgi paylaşa paylaşa çoğalır. Böylelikle daha çok insan faydalanmış olur. Evet, sevgili öğrencilerimiz bakın sorularımız karşınızda. Bu sorularımız müfredat konularımıza göre ve ders kitabımız esas alınarak sizler için hazırlandı. Dolayısıyla bu sorularımıza iyi çalışırsanız inşallah sınavda başarılı olacaksınız. Ama bu soruların aynısı %100 hepsi çıkacak diye bir şey yok tabii kıymetli öğrencilerim. Bu sorulara siz yazılıda daha iyi hazırlanın diye hazırladık. Dolayısıyla sizler bu soruları çözerek inşallah sınavda bu sorular veya benzerleriyle karşılaşarak yazılıdan yüksek bir puan, yüksek bir not alacaksınız. Buna inanıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sorularımızın cevaplarına isterseniz geçelim ve bakalım sorularımızın cevapları nasıl ve sizler nasıl yapmışsınız bunu görelim. Şimdi cevaplara geçebiliriz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, ilk soruda biliyorsunuz bir parça verilmiş ve parçaya göre ilk 7 sorumuzu yapın denmişti. Aşağıda ilk 7 soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demişti. Yukarıdaki parçaya göre cevaplandırınız demişti. Ve şimdi birinci sorumuzdan devam edelim. Bu metnin konusu nedir demiştik arkadaşlar. Yazar bunu anlatırken hangi örneği vermektedir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, parçayı dikkatli okuduğunuzda gördünüz. İyimser ve kötümserliğin insan tutumlarındaki yeri konu edilmiş. Veya insanların yaşamlarında iyimserlik ve kötümserliğin yeri de diyebiliriz arkadaşlar bu metnin konusu için. Yazarımız ne yapmış arkadaşlar? İyimser ve kötümser insanların hayat karşısındaki tutumlarını yarısına kadar dolu olan bardak örneğiyle ne yapmakta? Açıklamaktadır arkadaşlar. Biliyorsunuz şöyle demişti, tırnak içinde bakın aldık yazarın deyişini. Klasik örnektir. Yarısı dolu bir bardağa kötümserin yaklaşımı, yarısı boş, iyimserin yaklaşımı da yarısı dolu biçiminde olur şeklinde yazar ne yapmış arkadaşlar? Bu ifadeyi kendi sözleriyle, cümlesiyle ifade etmiş. Dolayısıyla arkadaşlar burada yazar yapmış olduğu bu denemesinde, bu yazının türü de aynı zamanda bir denemedir arkadaşlar. İyimserlik ve kötümserliği anlatırken örnek vermiş. Yarısı dolu bir bardağa iyimserlerin yarısının dolu olduğunu ifade ettiğini, kötümserlerin ise yarısının boş olduğunu ifade ettiğini söylemekte arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar konusu dediğimiz gibi iyimserlik ve kötümserlik konusunda insanların tutumu şeklinde ifade edebiliriz. İkinci sorumuza geliyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda da bu metni sınıflandırırsak sanatsal bir metin mi, öğretici bir metin mi olup olmadığını nasıl anlarız? Veya bu metin sanatsal bir metin mi, öğretici bir metin mi? Bunu nedenleriyle anlatın diyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu metne baktığımız zaman bu metnin öğretici bir metin olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü arkadaşlar yazar bir konu hakkında bakın görüş ve düşüncelerini anlatmakta. Yani bir düşünce planı çerçevesinde, yani giriş, gelişme, sonuç bölümleri içerisinde bir duygusundan ziyade bir görüşünü ifade etmektedir arkadaşlar. İyi ve kötü, iyimserlik ve kötümserlik hakkında. Aynı zamanda burada bir olay örgüsü yok dikkat ederseniz. Değil mi? Olay örgüsü olsa serim, düğüm, çözüm şeklinde kahraman, olay, mekan, zaman gibi kavramlarla anlatacaktı. Ve burada böyle bir şey yok. Gene arkadaşlar bu metinde dil ve anlatım anlaşılır, açık, sade bir şekilde ifade edilmiş. İmgesellik yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu metin sevgili öğrencilerim öğretici bir metinden alınmıştır diyebiliriz. Öğretici bir metindir diyebiliriz. Üçüncü sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Bu metinde yazar hangi anlatım biçimini ağırlıklı olarak kullanmış ve hangi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanmıştır? Arkadaşlar bu metinde yazar tartışmacı anlatım biçimini ağırlıklı olarak kullanmıştır. Bu anlatım biçimini geliştirmek ve desteklemek için de karşılaştırmalardan faydalanmıştır. Karşıt kavramları ve durumları örnek vererek düşüncesini ortaya koymuştuk. İşte iyimserlik, kötümserlik, dolu, boş örnekler gibi. Ayrıca arkadaşlar benzetme ve örneklemeden de ne yapmıştır? Yazarımız faydalanmıştır. Dikkat ederseniz ikiz kardeşe benzetmişti. Değil mi arkadaşlar? Dolu bardak, boş bardak ifadeleriyle değil mi? Örnekleme yapmıştı. Arkadaşlar Metin Kürümoğlu hocam kanalından tartışmacı anlatım videosunu da izleyerek bu konuyu daha da pekiştirebilirsiniz. Tartışmacı anlatım biliyorsunuz öğretici metinlerde çokça kullanılan nelerdendir arkadaşlar? Anlatım biçimlerindendir. Genel olarak eleştiri türünde eserlerde olmakla beraber bu metinimizin yazarının yazmış olduğu denemelerde de çokça kullanılan bir anlatım biçimidir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar dördüncü sorumuzda da bu parçaya uygun başlık ne olmalıdır? Metne uygun bir başlık koyunuz demiş. Hatırlayın yazılı sorumuzun en başında paragrafın orada nokta nokta soru işaretiyle başlık bölümü konmamıştı ve bunu bizden istiyordu. Sevgili arkadaşlar unutmayalım başlık tema ve konuyla ilişkili olmalıdır. Yani bir anlam bağı olmalıdır. Başlığa baktığımızda konunun ne olduğunu bize çağrıştırmalıdır sevgili öğrencilerim. Bu yüzden sizler başlık olarak basitçe iyimserlik ve kötümserlik diyebilirsiniz bunun başlığına. Ancak daha edebi, daha ilgi çekici, daha etkili bir başlıkta koyabilir miyiz? Tabii ki koyabiliriz. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Mesela bardağınızın yarısı boş mu? Şeklinde de bir başlık koyarak daha edebi, daha estetik, daha çekici bir başlıkta koyabiliriz. Çünkü bardağın yarısının boş ve dolu olması işte bu iyimserlik ve kötümserliği çağrıştırdığı için biz bardağınızın yarısı boş mu dediğimizde hemen bize iyimser misiniz yoksa kötümser misiniz şeklinde bir çağrışım yapacak ve parçamızın içeriğinin bu konuyla ilgili olduğunu bize hatırlatmış olacak. Dolayısıyla vermiş olduğumuz bu iki başlığı veya buna uygun bir başlıkta siz koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Unutmamamız gereken bir şey var ki o da paragrafımızın veya yazımızın başlığıyla konu ve temasının aynı benzer olmasıdır. Yani birbirini çağrıştırmasıdır arkadaşlar. Soru 5'e geliyoruz sevgili öğrencilerim. Parçada demişti ki benzetme sanatı yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi cümle veya cümlelerde bu sanatı görüyoruz arkadaşlar. Bakalım bu metinde arkadaşlar yazar İyimserlikle kötümserliği iki kız kardeş gibi değerlendirirsek derken iyimserlik ve kötümserliği iki kız kardeşe benzetmiştir. Yani teşbih etmiştir arkadaşlar. Bunu yaparken de benzetme sanatının edatı olan, benzetme edatı olan gibi edatından faydalanmıştır sevgili öğrencilerim. Bunun yanında iyimserlik ve kötümserin tutumlarını anlatırken de boş bardak, dolu bardak ifadeleriyle de dolaylı olarak bu benzetmeyi ne yapmaktadır sevgili öğrencilerim? Desteklemektedir. Bildiğiniz üzere bu yılki konularınız arasında söz sanatları var. İşte benzetme yani teşbih ve diğer söz sanatları. Bu sanatları hocanız size ne yapacaktır? Yazıda soracaktır. Biz de bir örnek olsun diye burada benzetme sanatıyla ilgili soru sormuş olduk. Bunun dışında kişileştirme olabilir. Tezat sanatı olabilir ve benzeri sanatlarda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunlara da hazırlıklı olmalısınız sevgili öğrenciler. Ve sevgili öğrencilerim 6. sorumuzda şöyle bir soru gelmişti hatırlayın. Parçada zıt yani karşıt anlamlı kelimeler kullanılmış mıdır? Bularak yazınız demişti. Sevgili öğrencilerim burada bir dil bilgisi sorusu karşımızda. Sevgili arkadaşlar bu metinde iyimserlik, kötümserlik, dolu, boş, dolma, boşalma gibi kelimelerde ne var? Zıt yani karşıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır. Dolayısıyla eğer zıt anlamlı kelimeler bir metinde kullanılmışsa burada tezat yani karşıtlık vardır arkadaşlar. Dolayısıyla burada da anlamına göre kelimelerden zıt anlamlı kelimeleri görüyoruz. Arkadaşlar hocanız karşıt anlamlı kelimeler dışında size anlamdaş kelimeleri, terim anlamlı kelimeleri, yan anlamlı kelimeleri veya gerçek anlamlı kelimeleri de sorabilir. Bu size bir örnek olsun diye biz burada zıt anlamlı kelimeleri sorduk. Sizler diğer kelimelerin anlamına da çalışarak yazılınıza muhakkak girin. Yani her öğretmenin farklı bir yoğurt yiyişi, yani her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi olduğu gibi biz burada size zıt anlamlı kelimeleri sorduk. Diğer hocalarınız farklı da sorabilir. Onun için siz önceden hazırlık yapın arkadaşlar. Yani kelimenin gerçek anlamı nedir, yan anlamı nedir, zıt anlamı nedir, bunları öğrenerek yazılınıza girin. 7. sorumuza geliyoruz sevgili öğrencilerim. Diyor ki parçada isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil örnekleri bularak varsa her birinden en az 2 tane örnek yazın arkadaşlar. Cevap bölümüne yazın. Ben elden geldiğince hepsini yazmaya çalıştım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, metindeki almanın kelimesindeki alma kelimesi bir isim fiil. Bakın mame ekini almış arkadaşlar. Olan kelimesi var orada arkadaşlar. Bakın kırmızıyla da eklerini gösterdim. An en, anası mezar dikecekmiş. Oradan hatırlayalım. Sıfat fiil arkadaşlar olan. Bulunduğunu derken burada da gene dık dik eki almış. Sıfat fiil arkadaşlar. Etmek fiili arak erek ekini alarak zarf fiil görevi üstlenmiş arkadaşlar. Harcamamak kelimesi makmek eki, mastar eki alarak isim fiil görevi görmüş. Olabildiğince, dığınca deyince zarf fiil eki görevi görmüş. O ince olmasa orada dık dik şeklinde sıfat fiil görevi de görür arkadaşlar. Ama dığınca deyince bir bütün olarak söylersek zarf fiil olarak karşımıza çıkıyor. Olması kelimesinde mame arkadaşlar isim fiil olarak karşımıza çıkmış. Gene orada olurken varken eki zarf fiil eki olarak gelmiş. Ben çokça verdim örnek. Siz oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve 8'e geldik arkadaşlar. 2 tane cümle verilmiş. Güneş bu sabah ilçemizde 7:30'da doğdu ve güneş bu sabah bulutları yırtarak ilçemize gülümsedi. Yukarıdaki cümleleri nesnellik ve öznellik bakımından inceleyiniz diyor. Arkadaşlar verilen cümleleri incelediğimizde birinci cümlenin nesnel bir yargı, ikinci cümlenin öznel bir yargı içerdiğini ifade edebiliriz. Çünkü ikinci cümlede güneş ne yapılmış arkadaşlar? Kişiselleştirilmiş. Ve cümleyi aktaranın güneşin doğuşuyla ilgili izlenimleri, yani intibaları aktarılmaktadır. Dolayısıyla imgesel, yani çağrışımsal bir nitelik göstermektedir sevgili öğrencilerim. Oysa ki birinci cümlede anlatım doğrudan yapılmış, dil göndergesel işlevde kullanılmıştır arkadaşlar. İkinci cümlede ise dil heyecan bildirme işlevindedir. Bundan dolayı arkadaşlar birinci cümlede nesnel bir yargının, ikinci cümlede öznel bir yargının olduğunu ifade biliriz. Çünkü ikinci cümlede çağrışımsal özellikler ön planda arkadaşlar ve ikinci cümlemiz aynı zamanda yalın bir cümle değil arkadaşlar. Bundan dolayı da bu şekilde cevabımızı veriyoruz. Ve soru 9'a geliyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, öğretmenimiz 9. soruda kan vererek hayat kurtarmanın önemini anlatan kısa bir kompozisyon yaz diyebilir. Sevgili arkadaşlar, biz ne yapacağız? Kağıdımızdaki boş bırakılan yere sayfa düzenine de dikkat ederek veya başka bir çizgisi kağıt da verip ona da yazdırabilir öğretmenimiz. Öncelikle sayfa düzenine dikkat ederek, yani üstten alttan yandan boşluklarımıza dikkat ederek bir başlık koyarak, tabii başlığımız ne olmalı? Konuya uygun olmalı. Giriş, gelişme ve sonuç paragrafları yapalım. Kısa bir kompozisyon dediği için 3 paragraf, yani giriş paragrafı, gelişme ve sonuç paragrafı olmak üzere 3 paragraftan oluşan bir metin yazabiliriz. Bunu yazarken imla ve noktalama kurallarına ne yaparız? Uyarız. Ve arkadaşlar unutmayın, sayfa sonuna geldiğimizde sakın ha hece bölmeyin. Hece bölünmez biliyorsunuz. Evet, gelişme bölümünde örnekler verelim. Fikirlerimizi açıklarken tutarlı olalım. Anlatımımız açık, sade, yalın olsun, anlaşılır olsun. Düşüncelerimizi belli bir mantık sırasına göre paragraflarda sıralayalım, yerleştirelim arkadaşlar. Etkili bir biçimde de sonuç bölümüyle bitirelim. Vereceğimiz örneklerde arkadaşlar günlük yaşamdan, kişisel yaşantılarımızdan da örnekler verebiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, nasıl kompozisyon yazılır, iyi bir kompozisyon nasıl yazılır konusunu merak ediyorsanız Metin Kürümoğlu Hocam kanalımızdaki kompozisyon yazma videomuzu da işleyin, izleyin ve diğer ders videolarımızı da izleyin arkadaşlar. Böyle yaparak yazılılarınızda daha güzel, daha başarılı olacaksınız. Dediğimiz gibi Metin Kürümoğlu Hocam kanalındaki kompozisyon yazma videosunu bu konuyla ilgili izliyoruz arkadaşlar. Ve diğer videolarımızı da takip ediyoruz. Diğer derslerle ilgili yazılılarımızı da takip ediyoruz. Oynatma listelerinden bunları da bulabilirsiniz veya videolardan bulabilirsiniz. Böylelikle sorularımızın, 9 soruluk yazılımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Birinci dönem, birinci yazılısı sorularını burada tamamlamış oluyoruz. Yazılımızı tamamlamış oluyoruz. Bu sorularımız sizlere yazılıya inşallah güzel bir şekilde hazırlayacak. Diğer konularda muhakkak hazırlanarak bu sorularla beraber sınavınıza inşallah gireceksiniz ve başarılı olacaksınız. Videomuzun sonunda videomuzu videoyu beğenip likeladığınız için ve kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videomuzda, yeni bir yazılı videosunda veya yeni bir ders videosunda buluşmak dileğiyle hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.